ve nihayet tek bilet uygulaması yarından itibaren başlıyor. Sevgili seyirciler, Sivas'ın hangi mahalle ve hangi bölgesinden toplu taşıma binerseniz binin, tek bilet ile sizi Cumhuriyet Üniversitesi'ne kadar ulaştıracak. Sivas'ın başlı başına en büyük sorunlarından birisi olan toplu taşım artık ızdırap olmaktan çıkıp yeni rahatlık ve konfora bırakacak. ...11 Eylül Pazartesi günlerinden itibaren Sivas'ın hangi mahalle ve hangi bölgesinden binerseniz binin tek fiyatla Cumhuriyet Üniversitesi'ne ulaşabilecek. 11 Eylül 2017 sabah 06.30 itibariyle tüm mahallelerden tek seferde tek bilet uygulamasıyla tek araçla Cumhuriyet Üniversitemize tüm mahallelerinden arabalarımız servislerine başlayacaktır. Konu hakkında Kanal 58 mikrofonlarına detaylı bilgiler veren Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifi yöneticisi Murat Kalkan hangi otobüslerin nereden ve nasıl geçeceğini anlattı. Bu konuda halkımızdan ve şoför arkadaşlarımızdan daha anlayışlı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği içerisinde tüm mahallelerden arabalarımız Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelirken bazı araçlar Bağdat Caddesi'ni kullanacak, bazı araçlar İstasyon Caddesi'ni kullanacak. Şimdi bizim tüm mahallelerde şöyle söyleyeyim, Aydoğan tarafında, Cumartesi Aydoğan tarafında, Bülbüller tarafında, Ticaret tarafında, Çiçek tarafında tüm mahallelerden çift hatlarımız var. Bu çift hatlardan bir tanesi Bağdat Caddesi'nden gelecek, bir tanesi İstasyon Caddesi'nden gelecek Cumhuriyet Üniversitemize. Sistem değişikliğinden dolayı ilk gün sorun yaşayabileceğini ifade eden Kalkan, bu sorunların yaşanmaması için yolcuların sürücüleri araçlara binmeden önce güzergah sormalarını istedi. Burada bir sistem değişikliği söz konusu. Sivas Belediyesi ve Ulaşım Müdürlüğü ile birlikte Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışmada tek biletle, tek seferde, tek araç ile Cumhuriyet Üniversitemize tüm vatandaşlarımızın, Cumhuriyet Üniversitesi hastanemize, tüm vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ulaşımını sağlamayı düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışma yaptık. Bu konuda bir program yaptık. Burada bir sıkıntı olacak. Vatandaşlarımızdan bizim özellikle ricamız nereye gideceklerini, nerede ineceklerini binerken şoför arkadaşlarımıza sormaları ve şoför arkadaşlarımızdan şayet gittikleri istikametteki caddeden aracımız geçmiyor ise bu araca binmemeleri.